Efendim, siyasi müdahale konusunda büyük tartışmaların olduğu bir başka konu da Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş suikastiydi. Bugün kritik bir isim tutuklandı. Tolga Han Demirbaş, Sayın Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındı, salındı. Sonra gene alındı, gene salındı. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. Sinan Ateş suikasti soruşturmasında iki kritik tutuklama, tetikçi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen, cinayetten bir gün sonra MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınıp iki kez serbest bırakılan Tolga Han Demirbaş tutuklandı. Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel hakkında da tutuklama kararı verildi. Tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Şimdi Olcay Kılavuz'un ifadesine başvurulacak mı merak ediyorum. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Gazeteci Timur Soykan'ın haberine göre cinayetin tasarlanmasında görev alan ve tutuklu olan Doğukan Çep ifadesinde suikast öncesi 4 gün Ankara Çukur Ambar'da Sinan Ateş'in bürosu önünde keşif yapıldığını anlattı. 30 Aralık günü suikast sonrası tetikçi motorla önce Gölbaşı'na kaçırıldı. Oradan iddiaya göre MHP tahsisi çakarlı bir arabayla Ankara dışına. Gazeteci Yavuz Selim Demirağ tetikçinin Gürcistan'da olduğunu iddia etti. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Suikast sonrası tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen kişi Tolga Han Demirbaş cinayetten bir gün sonra MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alındı. O gece serbest bırakıldı. Soruşturmaya yeni başsavcı vekili atanması sonrası ifadeye çağrıldı. İkinci kez serbest kaldı. Tolga Han Demirbaş hakkında üçüncü kez gözaltı kararı verildi. Onunla birlikte Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve bir avukat da gözaltına alındı. Tolga Han Demirbaş ve Emre Yüksel hakkında tutuklama kararı çıktı. Türk milliyetçiliği kapsayıcı, kollayıcı, kucaklayıcı bir milliyetçiliktir. Sinan Ateş cinayetinde MHP'ye suçlamaları nasıl? Hadi işine bak, hadi bak. Rahmetli Sinan Ateş'in ismini yeni açılan bir caddeye verdik. MHP lideri Devlet Bahçeli suikast sonrası Sinan Ateş ismini hiç ağzına almadı. Ama Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde CHP'li belediyenin Sinan Ateş'in isminin bir caddeye verilmesine ilişkin önergesine MHP'li meclis üyeleri de tam destek verdi. 6. maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Sinan Ateş'in isim vermesine oy birine karar almıştır. Bizim evladımızın katili meclistedir. Suikast meselesi yargıya intikal etmesine rağmen kendini adli makamların, yargı mercilerinin, hakim ve savcıların yerine koyan muarızlarımız bir tür toplumsal linç teşebbüsüne girmişlerdir. Ailelerin, annelerin, babaların, kardeşlerin, bacıların canı hoyratça acıtılmaktadır. Herkesin Regaip Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, suikastin MHP ile ilişkilendirilmesine tepki gösterirken, cinayete ilişkin soruların Sinan Ateş'in ailesinin yakınlarının canını acıttığını belirtti. Ateş'in yakınları ve sevenleri ise memleketi Bursa'da basketbol maçında açtıkları Sinan Ateş atkılarıyla cinayetin aydınlatılmasını istedi. Sayın Erdoğan'ın öyle atıp tuttuğuna bakmayın. Bahçeli ile ilgili parmağını oynatamıyor ya. Niye buna göz yumuyor? Suikastın üzerinden neredeyse bir aya yakın zaman geçti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hala tek kelime etmedi. Aile de muhalefet de sonu nereye giderse gitsin suikastin sır perdesinin aralanmasını istiyor.